Ulaşamadık. Matruşka gibi oldu bu. Bir dakika, bu. Made with love. Sevgiyle yapılmış. Bakalım ne yapılmış. En iyisi biz... Aç. Yine mi açamadık? Şurada... Merhaba gözler, Ghostly ailesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kargo açacağız. Ama arkadaşlar, bu öyle böyle bir şey değil. Kendini çok özel hissettiren bir şey geldi bize bugün. Evet. Nasıl bir şey acaba? Ben de geleyim dur. Bay Ghostly. Evet. Ben buranın bunun peşine çok düştüm. Instagram'da takip ettim. Bulduğum çok özel bir siteden çok güzel, kendinizi harika ama hissedecek bir şey. Ama ne olduğunu görsek de ondan sana görelim. Anlatsak ya. Bakalım ne var. Evet. 3. Nile Özel. 2. 1. Ta. Bu kadar, kapat videoyu. İşte bir. Aa, ne güzel bir kutusu varmış. Aa, neymiş bakalım. Ne kadar güzel paketlemişler. Çok tatlı değil mi? Neymiş? Nili Toka. Biraz açar mısın Nil? Gösterir misin? Tabii. Aha, arkadaşlar tesadüfe görüyor musunuz? Prenses Nil. Hayır kendisi. Marka mı Nili Toka? Markanın ismi Nili Toka. Ben de Nile Özel geldiği için böyle oldu zannettim. Nili Toka ve yani ben bir müddettir bakıyoruz. Ulaşamadık. Matruşka gibi oldu bu. Bir dakika, made with love. Sevgiyle yapılmış. Bakalım ne yapılmış. En iyisi biz... Aç. Yine mi açamadık? Şurada şeyi var. Ama ne tatlı. Çok güzel paketlemişler, evet, arkadaşlar. Paketlemişler. Çok özenmişler. Ve şu görüntüye bakar mısınız? Ve karşınızda... Bilin bakalım bunlar ne? Ne bunlar? Evet. Orada bir isim mi yazıyor sanki? Ne yazıyor? Ha? Çevir bakalım bize. Yazıyor. Evet. Arkadaşlar, aradık taradık ve insanın kendi adının yazdığı bir tokası olur mu dedik. Bulduk. Neymiş? Nili Toka bize çok tatlı şeyler yaptı. Tabii bunun onların bu videodan haberi yok. Bay Ghostly. Kimin bu? Nili Toka'nın bu videodan haberi yok. Bir bakalım. Aa, bir de ne aldık? Şöyle elinde göster. Evet. Bir tokamız daha var. Evet. Çok güzel. Başka? Aa, çorapta mı? Aa, çorapta da mı isim var? Evet, Bay Ghostly. Oo, çok güzel. Bunu da giyiyorsun. Ben de istiyorum. Efendim? Bu diz altı çorap sana da alalım, çok güzel olur. Ben de istiyorum. Ben diz altı çorabı bayılırım. Bay Ghostly yazsın. Tamam. Bay Ghostly ortadaki o beyazı kafasına takıyor. Altta da çorabını giyiyor. Ha, bunlar, şunlar çorapçı. Onlar da. Öyle mi? Siyahla beyaz da ayrı ayrı bir başka bir siparişimiz. Hani haftaya Nil'in konseri var ya, dedik ki konsept olsun. Gördünüz mü? Şöyle açıyorum, evet. Şunda. Şimdi ben anlamadım. Bunlar saça mı? Evet, onlar toka. Bunlar, yukarıdakiler saç, toka. Bu? O da toka. Bu da saç. Bu çorap. O çorap. Ha, bunu anladım. O çoraplı set. Peki siyah beyazları bir gösterir misin Bay Ghostly? Bak, tuşlu, notalı. Evet. Tuşlar var. Müzik konseptli arkadaşlar. Piyano tuşları. Peki Bay Ghostly, istediğimiz burada alabiliyor muyuz? Hep böyle müzikli mi? Nasıl? Bir yani sürü böyle... çeşit var Bay Ghostly. Başka ne var mesela? Bayraklı bile var. Mesela 29 Ekim'de böyle hani o yurt sevgisi, vatan sevgisi ne hissediyorsan kalbinde açık bayraklı da alabilirsin, evet. Bay Ghostly. Evet. Çok güzel. Çok güzel tokalar var. Harikaymış. Şöyle çoraplar var. Çorabı. Evet. Evet. Bayıldık. Evet. Harikaymış. Nil, bir tane daha var. Evet. O ne? O ne bakalım? Arkadaşlar, bunlar da benim Neslihan diye bir müzik öğretmenim var. Canımız ve öğretmenimiz. Uzun zamandır beni çalıştırıyor. Pazartesi yok, salı ve çarşamba günü de konserimiz var. Onun için de ona sürpriz yaptık. Bayıldım Nil. Kendisinin haberi yok değil mi? Hayır, bugün bakalım olacak. Videomuzu izliyor muyuz ama bugün vereceksin. Bugün vereceğiz. Salı ve çarşamba konserde de bunları takacağız. Harika. Evet, nasıl, beğendin mi? Çok beğendim, çok güzel. Biz ilk kez alışveriş yaptık. Çok da güzel oldu değil mi? Nereden ilk kez alışveriş yaptık? Bunları Instagram'dan aldık. Nili Toka'dan ilk defa aldık. Şey gibi oldu bu sponsor. Sanki evet ya arkadaşlar, hiç öyle bir şey yok biliyor musun? Arkadaşlar, ben oynamayacaktım. Karanlık çıktım zaten. Evet. Nili Toka'nın sponsoru gibi olduk ama aslında güzel şey hoşumuza gitti. Hoşumuza gitti ve sizinle paylaşmak istedik. Nilciğim, heyecanlandın mı? Evet. Ama böyle Nil hep YouTuber gibi cevap veriyor. Evet. Heyecanlandın mı? Evet arkadaşlar diye böyle normal bir duyguyla cevap verir misin? Heyecanlandın mı gerçekten? Evet. Peki elindekiler ne? Elimdekiler de arkadaşlar, benim bugün İngilizce festivalim vardı. O yüzden de öğretmenimiz böyle
işte püsküller falan yapmamızı istedi. Adının ne olduğunu bilmiyorum. Ben de yaptım. Şimdi videoyu derken takayım dedim. Süpersin. Harika. Evet. Şu ana kadar en heyecanlandığımız kargomuzu açtık. Tokalarımızla süslendikten sonra sizlere yeni videomuzu, yeni resimlerimizi yüklerimizle gösteririz. Bu arada arkadaşlar, böyle videoların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atıp zili çalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.